Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben İlayda. Bu videoda birlikte Aralık ayı bulut journal hazırlıyoruz. İlk başta güzel bir pencere resmi, pencere çizimi yapmakla başlayacağım. Sonrasında minik dudullar yapıyoruz. Yılbaşı temasına uygun olacak bir şekiller belirledim. Onları çizeceğiz birlikte. Sonrasında ayın adını yazıp bu kapak sayfamızı tamamlayacağız. Kapak sayfasını bu ay iki sayfa olarak planladım. Bir sürü çizim yapmak istiyorum çünkü. Size de çizimlerimi göstereceğim. Ek olarak yılbaşına dair dudul çizimlerini içeren bir videoda paylaşmayı planlıyorum. Yine istediğiniz videolar varsa yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. İlk başta kahverengi keçeli kalemle bu şekilde bir pencere çiziyorum. Ardından bunu renklendireceğim. Sonrasında önüne mumlar ekleyebilirim. Sonrasında diğer çizimlere geçeceğiz zaten. Camların renklendirmesi bittikten sonra siyah ince uçlu kalemimi aldım. Bununla böyle ip gibi bir çizim yapıyorum. Bu çizim led ışıklar olacak. Renkli led ışıklar yapmayı planladım. Yılbaşı ağaçlarının olan ışıklardan yapacağız. Bu şekilde çizimini yapıyorum. Sonrasında da rengarenk boyayacağız. Bu çizimi birkaç yerde daha kullanmayı planladım bu ay. Kapak sayfa tasarımımız bitti. Şimdi takvim sayfamıza geçelim. Takvim için yine aylardan, pardon, günlerden oluşan bir tablo çiziyorum. Bunu perşembe gününden başlayıp pazar gününe kadar bitecek şekilde çiziyorum. Yan kısımlara yine tablolar, süslemeler yapacağız. Bu kısmı biraz hızlı geçiyorum. Çünkü düz çizgiler çiziyorum sadece. Herhangi bir zorluğu yok. Sizin de canınız sıkılmasın istedim. çizimden sonra günleri numaralandırdım. Şimdi de aralık yazıyorum. Yine bu takvim sayfamızda da kırmızı ve yeşil renklerini çok ağırlıklı olarak kullanıyorum. Çünkü aralık ayı bana direkt olarak yeni yılı çağrıştırıyor. Bu yüzden yeni yıl deyince de kırmızı ve yeşil renkleri aklıma geliyor. Bu renkleri kullanmak istiyorum. Sağ tarafa kırmızı renkli kağıttan böyle bir dikdörtgen kestim. Bunu yapıştıracağım. Pritt ile yapıştırıyorum. Uhu ile yapıştırırsanız iz kalabilir, kabarıklıklar oluşabilir. Bunu normalde diğer aylarda yaptığımız tabloları bu kağıt olarak yapmayı planladım. Notlarımı bu kağıdın üzerine yazacağım. Hem daha renkli hem de daha böyle bir üç boyutlu bir sayfa tasarımı oldu. Güzel oldu, ben beğendim. Yine sonrasında daha önce bir dikdörtgen kestim kırmızı kağıttan. Bu dikdörtgeni üçgen olacak şekilde katlayarak bir şekil oluşturacağım. Böyle önce yukarı sonra sola doğru katlıyorum. Böyle birleştirdikten sonra kapattığım kısmı da piritle yapıştırıyorum. Sonrasında da bu kağıdımı piritle sayfama yapıştırıyorum. Biraz böyle katlanmış peçete görüntüsü gibi oldu. Bu görüntüyü de sevdim. Çünkü yılbaşı sofralarını da çok severim. Bunu düşündüm ve sonrasında böyle bir şey yapmak aklıma geldi. Bunu siyah ince uçlu kalemle üzerlerine desenler çizeceğim. Sonrasında da tablolar çizeceğim. Yapılacaklar listesi, harcamalar, işte notlar, sınavlar, ödevler gibi tablolarınızı isimlendirebilirsiniz. Böylece Aralık ayının planlayıcı Bulut Journal videosunda birlikte hazırlamış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Bu ay çok severek kullanacağım bu planlayıcıyı. Diğer ay için önerileriniz varsa onları yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Yine farklı video istekleriniz varsa onları da açığım. Her zaman yazabilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğenin kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.